Evet, yüz endeks özel bölümümüzün ikinci kısmına geldik. Endeks için 77.500'lere doğru geri çekilme ihtimalinden bahsetmiştik ki zaten bir önceki videomuzda detaylı bir şekilde günlük, haftalık, aylıklara geldik. Aylıklar bölgesinde 78.000 bölgesinin altında hedefin 76.000'ler olabileceğinden bahsetmiştik. Çünkü yıllık tabloya baktığımızda ne görüyoruz değerli arkadaşlar? Bu yıl görülen en yüksek seviye 86.000 seviyesi. Bizim yıllıklardaki tablomuzda 85.525. Bu seviye üzerinde aylık kapanış görmediğimiz için gerilemenin tekrar 85.000'in altında olması ihtimalinden bahsetmiştik. Yıl içinde de böyle bir ihtimalden de bahsetmiştik. Onu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla hatta bir ara doların çok yükseldiği ve doların ciddi düşebileceği mesajı verdiğimiz günlerde aynı şekilde endeksin de ciddi bir tepki verebileceği süreçten bahsetmiştik. Bunu da paylaşmıştık Twitter hesabımızdan özel raporlarla da eğitimlerimize gelen arkadaşlarımıza. Şimdi tabii ki burada yıllık tablomuza baktığımızda bahsetmiş olduğumuz nokta 85.500'ün altındaki her hareketin 81.000 ve 80'lerin altına gelme, 81.000'lerin altına gelme ihtimalinden bahsetmiştik ki burada tabii ki 78.000 seviyesini çok önemsiyorduk. 78.000 seviyesinin altındaki kapanışlar demek artık 80.000'leri görmeyecek piyasa uzun bir süre, belki yıllarca. Sonrasında 76.000'leri dikkat çekmiştik ki dünkü kapanış kaç arkadaşlar? 76.810. Hatta bunun altını da dün gördüğü günler oldu ama şunu demek istiyoruz. 76.725 altındaki her kapanış, her aylık kapanış bize endeksin 76.000, 66.000 aralığında bir denge bölgesi var. Bu denge bölgesi neresi biliyor musunuz arkadaşlar? 71.500. Yani aylıklarda da biz aslında 77.500 altındaki her kapanışta 75.800, 74.500'lere doğru geri çekileceğiz. Böyle bir durumda 74.400'ler altındaki haftalık kapanışta ise hedefimiz 71.600'ler olacaktır. Çünkü tablomuzda bahsetmiş olduğumuz 76.000, 66.000, o 10.000 puanın yarısını denge bölgesine koyduğumuzda 71.500'leri bize gösteriyor ki bu zaten bizim günlükte hemen şöyle tablomuza bakalım. -170'de daha Borsa İstanbul da uzun süredir yaklaşık 2 haftadır ilk defa tekrar eksiye geçtiğini görüyoruz ki dalga teorisinde, HDTR dalga teorisinde bundan bahsedebiliriz. Bu eksinin önümüzdeki 2 günde devam etmesi halinde aşağıda bugünden itibaren eğer dikkate alacak olursak 170 2500 puan daha aşağı ilk etapta bir düşüş görebiliriz. Bu da 76.800'ün 74.000'leri işaret ettiğini, 74.000, 74.800'leri işaret ettiğini gösterecek. Bakın kademe kademe gidiyoruz ve burada güvenli alım, güvenli satım bölgeleri, ara destekler, bunları dikkate alarak bundan bahsediyoruz ki bunun anlamı nedir arkadaşlar? Bunun anlamı bahsetmiş olduğumuz üzere bir yol haritamız var ve bu yol haritası üzerinden gidiyoruz. Onun için şimdi kademe kademe geldiğimiz bölgeler buralar. Hemen şu müziği de biraz daha kısalım isterseniz. Evet, şimdi bu noktada değerlendirdiğimizde 76.600 seviyesi üzerindeki her aylık kapanışta bu 2 hafta da olabilir, haftalık da olabilir ama biz daha garantiye alma noktasında bundan bahsediyoruz. 71.500'leri görme ihtimalimiz giderek artacaktır. Bu da dediğimiz gibi 2600 puanlık şu anki 76.800'den oluşan gerilemenin ilk destek ve hedef bölgesi olarak karşımıza çıkacaktır. Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum. Haftalık tabloya baktığımızda zayıflamanın artık ortalamaların altında bir istek oluşturduğu, aylıklarda da görüldüğü üzere 74.400. Bizim tablomuzda neresi vardı? 74.400. Yani rakamlar ortalamalarla gerçekten harika çakışıyor. Ve altta hangi nokta var arkadaşlar? Bakın 70.400. Biz biraz önce ne demiştik? 71.500. Hatta bu seviyenin altında 70.500'lere bile gelebiliriz. Bu oldukça önemli bir hedef ve seviye. Böyle bir durumda ne olabilir? Evet, böyle bir durumda belki uzunca bir süredir bahsediyoruz. Bu yıl içinde de bahsettik, yıl başında da bahsettik. Yükselişler satış fırsatıdır Borsa İstanbul'da. Çünkü trendler itibariyle gerçekten zayıflamaya başlayan bir dönem. Şunlara bakın. Pembe yükselişi, yeşil, pardon, pembe düşüşü, yeşil yükselişi gösterir. Bu yıllık grafiktir. Yani bir yıl içinde olan hareketleri gösterir bir çubuk. Bize neyi gösteriyor? Borsa İstanbul'un 30 yıllık tarihinde
Bakın arka arkaya iki tane pembe, yani iki tane düşüş göremezsiniz değerli arkadaşlar. İki tane, iki yıl üst üste yükseliş olmuştur. Hatta üç yıl yükseliş olmuştur. Hatta 7-8 yıl üst üste yükselişler olmuştur. Ama iki yıl üst üste Borsa İstanbul tarihinde düşüş görmedi. Bu sürecin bu yıl gerçekleşebileceğini biz yılbaşından beri söylüyoruz. Yükselişler olabilir ama tepeleri geçmesi, yeni zirveler yapması, son 3 yıldır bunu söylüyoruz. Ve biz kötümser aslında dalgalanmaları da tabii ki yaşıyoruz. Yani bu 4 yıllık dalgalanmaların içinde en dipleri her zaman yakaladık, en tepeleri de her zaman yakaladık. Yani en tepelerden satıştan bahsettik, en diplerden de alıştan bahsettik. Dolayısıyla bizim burada 4 yıldır kötümser olmamız, çok fazla hissede tavsiye etmememizin sebeplerinden bir tanesi de bu. Piyasa iyi değil. Piyasa iyi değilken neden hisse yazıp insanları zarar ettirirsiniz? Yani hissesiz uyuyamayan insanlar var. Yani çok güzel de borsa atasözleri var. Burada tabii ki söylemek edebe aykırı. Onun için başka bir şey de demek istemiyorum. Önemli olan siz bakiyenizi ne yaptınız? Paranız ne oldu? Dolar karşısında değer kaybetti mi? Döviz karşısında, enflasyon karşısında koruyabildiniz mi? Reel anlamda koruyabildiniz mi? Önemli olan bu. Bir trader sırf hisse senedinde işlem yapmaz. Her yerde işlem yapar. İyi bir teknik analiz her yerde işlem yapar. Buğday fiyatlarında bile alım satım yapar. Sonuçta biz tabloya baktığımızda şundan bahsediyoruz. Bu yıl çok büyük ihtimalle Borsa İstanbul 30 yıllık tarihinde ilk defa bir şeyi gerçekleştirebilir. Yüksek ihtimalle. Bakın 71.726 kapatmıştık. Bu seviyenin altında bir kapanış görebiliriz. Çünkü bu yıl en düşük 68.000 görüldü. 68.230 görüldü. Büyük ihtimalle biz buraya geri çekilme yaşayacağız. 76.000. Bakın yıllıklarda da aynı şekilde. 76.000'i neden önemsiyorduk? Çünkü tablomuzda 76.000 bir geçiş bölgesiydi. Geçildiği yıl içinde 81.000, 85.000 ihtimalinden de bahsettik. Dolayısıyla buralar görüldü ama bunun son bir yükseliş ve gerilemenin tekrar başladığı bölgeye olabileceğinden bahsediyoruz. Bunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Evet, 2600 şu anki bulunduğumuz seviye, 76.800'den 2600'ü düştük mü 74.000'lere doğru geri çekilme ihtimali artacaktır. 74.400'ler altındaki her kapanışta biz nereyi bekleyeceğiz değerli arkadaşlar? Kademeli bir şekilde 73.600, 72.400, 71.500 hatta 70.500'lere doğru bir geri çekilme ihtimalinden bahsediyoruz. Şu anki 76.800 seviyesini dikkate aldığımızda ilk etapta 74.000'lerden bahsediyoruz ya. İkinci kademe, yani bizim bakın değerli arkadaşlar özel göstergemiz yani uzun bir süre sonra tekrar eksiye geçti. Bu çok önemli. İki gün daha böyle bir eksi hareket görelim ardarda. Büyük ihtimalle 2600, 7600'den 2600'e gelme ihtimali artmış olacak. Ve sonrasında da şu anki bulunduğumuz 76.800'den 5000 puan daha aşağı çekildiğimizde nereyi gösterecek bize? 71.500'leri. Hatta ve hatta yani dünya konjonktürünü hiç iyi görmüyoruz. Dünya borsalarında çöküş bile bekliyoruz. 2000'de bu anlamda olabilir. 7500 puan. Eğer 76.000'den 7500 puanı düşecek olursak yıl sonuna kadar böyle bir ihtimal var mı? Önümüze Kasım, Aralık yani belki bir ihtimal. Yani yılı eksi kapatma ihtimali söz konusu olabilir. Ama 7500 puan bugünden dikkate aldığımızda önümüzdeki 4-5 ay içinde hatta 8900 puan bu seviyeyi dikkate aldığımızda bize 66.000-64.000 bölgesini 2017'nin ilk aylarında gösterebilir. Bu neyle ilgili olur? Bunu bilemeyiz. Çünkü teknik analiz dediğimiz şey o güçlü paranın, büyük paranın, trendleri oluşturan paranın ne yapmak istediğinin bize arkasında bıraktığı izleri takip etmemizi söyler. Bizler de fiyatları izleyerek o izleri takip ediyoruz. O yönleri tahmin etmeye çalışıyoruz. Formasyonlarla, özel geliştirdiğimiz istatistiklerle, destek direnç tablolarımızla ki bu dünyanın her enstrümanında çalışıyor. Benim kendi geliştirmiş olduğum bir sistem. Dolayısıyla sizler de zaten şahit oluyorsunuz. Ha, yanılmıyoruz mu? Tabii ki yanılıyoruz, yanılacağız. Sonuçta hiç yanılmazsak inanılmaz şeyler yaparız. Ama 10 taneden 8 tanesi tutuyorsa bu muhteşem bir şeydir. Biz de bu noktada bu kadar iddialıyız. Ben yaptığım her şeyi herkese paylaşıyorum. Özellikle eğitimlerimizde bunların çok fazla detaylarını paylaşıyoruz ve bu noktada da eğitimler sonrasında geri dönüşlerin
ne kadar iyi olduğunu, hatta neden eğitimlerinize daha önce gelmedim diyen çok insan görüyoruz. Hatta eğitimlerden sonra bize bile fikir veren arkadaşlar oluyor. Teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.